Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelle karşınızdayım. Bu modelimizi anlatacağım. Kutucuklar içerisinde yaprak modeli. Güzel bir model. Bakın şu şekilde. Modelimiz 15 ilmeden kuruluyor arkadaşlar. Bu da arka yüzü. Evet. Bu şekilde. Ben birkaç renk çalıştım arkadaşlar, nasıl duruyor diye. Evet, bu da turuncumuz arkadaşlar ve her renkte de çok harika durdu, güzel. Öyle zor gibi gözüküyor ama gerçekten samimi söylüyorum, hiç zor değil. Çok çabuk insan hafızasına yerleşiyor. Yeni örgüye başlayanlar bile rahatlıkla öreceğinden eminim. Şöyle yapayım ve hemen inşallah Allah izin verirse şekilde modelime başlayayım hemen. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum. Ben sadece modelimizin şu şekilde yarım kısmını anlatacağım. Şuraya kadar olan kısmını tam şu kadarını anlatacağım. Ve ben 30 tane ilme attım arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. Ve 1 2 3 4 5 5 tane düz, 2 tane ters, 2 tane burada ilmemiz var arkadaşlar. Bu 2 ilmenin yerlerini değiştiriyorum, çaprazlıyorum, düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Burada 2 tane ters örüyorum. Yine aynı şekilde burada 2 tane ilmenin düz şekilde çaprazlıyorum arkadaşlar. Birbirinin üstünden geçirerek yapıyorum. 1 2 ters 1 2 3 4 ve 5 5 tane düz, 1 tane kenar ilmeğim var. Arkada ise ilmelerimizi arkadaşlar ne şekilde görüyorsak tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğiz. Arkada pek bir işlemimiz yok. Bakın düz, 2 tane ters, tekrar 2 düz ve 8 tane de ters öreceğiz. Arka kısmını bir daha göstermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü videom bayağı uzayacak. Hemen evet. Tekrar bakmak istiyorum. 2 4 6 8. Evet, bu ikisi düz olacak arkadaşlar. 2 Evet. Evet arkadaşlar, yine ön yüzdeyim. Hemen 1 2 3 4 2 4 tane düz ördüm. 1 2 tane ilmeğimi buradaki 5 olan düzümü terse çeviriyorum. 2 tane tersim var. Hemen şu düzü soldan sağa doğru kaydırıyorum ve düz olarak örüyorum. İçeri aldığım ilmeği ters örüyorum. Yine soldaki ilmeği arkadan, bakın bu şekilde
yerlerini değiştirerek, kaydırarak arkadaşlar. İçeri alıyorum ve ters örüyorum. Diğerini düz örüyorum. İki tane tersim var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada bir tane düzüm var. Bu düzü terse çeviriyorum. Burada bir tane tersim, yanında da bir düzüm var. O düzü hemen şu şekilde çevirip içeri alıyorum ve ters olarak örüyorum. Arkadaki tersimi öne alıp bakın şu şekilde çevirip ters olarak örüyorum. Düzüm örüyorum. İki tane ters. Kalan ilmeleri düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet, yine ön yüzdeyim. 1 2 3. Bir tane düzümü tekrar yine aynı şekilde terse çeviriyorum. İki tane ters. Şu düzümü kaydırıyorum arkadaşlar. İçeri aldığım ilmeği ters örüyorum. Bu şu ilmenin içindeki ilmelerin tamamını ters örüyorum. Evet, tekrar iki tane ters ve altı tane düz örmüştüm. Bu sıra dört tane düz öreceğim arkadaşlar. 1 2 3 4. Şu sondaki ilmeği yine aynı şekilde terse çeviriyorum. Düz giden ilmemizi şu şekilde içe alarak ters örüyorum. Yine bu dıştaki ilmeği içe alıyorum. Onu da aynı şekilde ters örüyorum. Bu düzlerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Arkadan ilmelerimi geldiği gibi örüp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Yine iki tane düz ördüm. Bir tane, iki tane ters ördüm. Şu üçüncü tersimizi içeri alacağım. Şu şekilde. Bir, 2 3 4 5 ve şunu da içeri aldığım zaman arkadaşlar ortada 6 tane ilmeğimiz olacak. Evet arkadaşlar ilmeğimizi ördüm. 1 2. Şimdi burada 2 tane düz öreceğim arkadaşlar. 1 2. Şu sondaki ilmeğimizi yine terse çeviriyorum. 1 2 tane ters. Yanındaki ilmeği içeri alıp örüyorum. 1 2 3 4. Ortada 5 tane ilmeğim oldu. 2 4 5. Şu sondaki ilmeği de içeri alacağım arkadaşlar. Bununla birlikte 6 tane ilmeğim oluyor. Yine aynı 2 tane ters, 2 tane düz ve kenar ilmeğim arkadan örüp yine geleceğim. Evet arkadaşlar, arkadan görünümü bu şekilde arkadaşlar. Önden görünümü ise bu şekilde. Şimdi tekrar yeniden ön yüzdeyim. Yaprağımızın üst kısmı bitti arkadaşlar. Şurası yaprağımızın üst kısmı ve burayı ben terse çeviriyorum. 3 tane tersim oldu. Bakın 1 2 3. Şuradaki ilmemizi
Evet. Bir, iki tane ters örüyorum. İç kısımdan iki ters ördüm. Bir, iki, üç, dört. Buradan yaprağımızın üst kısmını bitirirken buradan yaprağımızın tabanını açıyoruz arkadaşlar. Şurada bitiyor, burada tabanını açıyoruz. Tekrar bir tane daha ters. Bunu da içe alırsam iki tane tersim oldu bakın. Buradaki ilmelerimin tamamını bakın iki tane ters. İki tane burada ters. Burada dört tane ters örüyoruz arkadaşlar. Yaprağımızın bitiş yeri, tepe kısmı diyelim biz oraya. Bir, iki tane ters. Buradaki terslerimizi düze çeviriyoruz. Yaprağımızın şu sap kısmı arkadaşlar, şurası. Buraya koyuyoruz. 2, 3, 4. 1, bir de buradan alacağım. İçeri alacağım. 2, 2 tane ters, bir düz. Tekrar buradaki ilmelerimin tamamını terse çeviriyorum. Arkadan ilmelerimi gördüğüm gibi tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, yine ön yüzdeyim. Bir, iki tane tersim var, örüyorum. Hemen şuradaki ilmemi içeri alıyorum arkadaşlar. Bunu da bir, iki, üç. Burada üç tane tersim oldu. Şimdi burada ördüğüm 1, 2, 3, 4 tane düzüm var. Sondaki 2 düzü şişime alıyorum. Sağ taraftaki 2 ilmeği çeviriyorum. Tekrar şişime takıp ve düz bir şekilde örüyorum. Düz örüyorum arkadaşlar. Bu yaprağımızın, bakın yaprağımızın sap kısmı oluştu. Tekrar 1, 2, bir de burada ilme var. 3 tane tersim olacak. Düz örüyorum. Burada da 2 tane ortada ilmem kalacak arkadaşlar. 2 tane tersim kalacak burada. Tekrar ilmemi sol tarafa alıyorum. Düz örüyorum. 1, 2, 3. Bakın sondaki 2 ilmeği son 2'yi çıkartıyorum. Tekrar geri şişime takıyorum arkadaşlar. Ve düz olarak örüyorum. Evet. Bir yaprak biterken diğer yaprak açılıyor arkadaşlar. Kendiliğinden model kuruluyor yani. Tekrar bir, iki, üç ilmelerimiz. Bakın iki tane şimdi yaprağın, şu bir yaprağın üst kısmıydı. Şunlar da taban kısımları arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tane bakın burada tersim var, örüyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimi kaydırmaya devam ediyorum. Her defasında birer ilme içeri kaydırıyorum. Ve burada iki tane tersim var. Şimdi iki ters, iki düz olarak bunları yerlerini değiştireceğim ilmelerim. Ters olan ilmeleri çıkartıyorum ve sol şişime tekrar takıyorum. Bu iki düz ilmeği tekrar geri sol şişime geçirip düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi ikinci bükmemizi yapacağım. Şu iki düz ilmeği
Ters sondaki şu iki ters ilmeğiyle yerlerine arkadan girerek şu şekilde düzleri bırakıyorum. Evet. Tekrar sol şişimi alıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Toplamda burada 8 tane düzüm oldu arkadaşlar. 8. 2 tane tersim olacak. Şimdi ilmeğimi kaydırıyorum. Örüyorum. Yine aynı şekilde diğer ilmeğimi alıp ortadaki ilmeği. Evet. Bakın arkadaşlar, iki düz yan yana geldi. Şimdi tekrar bu iki tersle iki düzün yerini değiştiriyorum. Tersleri içeri alıyorum. İki düzü sağ tarafa doğru dışarı alıyorum arkadaşlar. Ve düz olarak örüyorum. Tekrar şu iki düzü, şu iki tersle yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak ördüm. Bu iki ilmeği bu tarafa, bu iki ilmeği bu tarafa, iki yan tarafa açıyorum. Yandaki şu iki yanlardaki tersleri ortaya alıyorum arkadaşlar. Yine kenarlarda iki tane ters olmuş oluyor. Ve düzümü. Evet, arkadan aynı şekilde ters ters düzü düz örüp geleceğim. Şu anda bu sıra arkadaşlar, bakın iki tane düzümüz yan yana duruyor. Şu tabandaki sıra, şu sıranın aynısı şu anda şu sıra arkadaşlar. Bakın aynı sıra. Netleşmesini bekliyorum. Evet. Şuradaki gibi aynı işlemi burada da yapıp çaprazlayacağız arkadaşlar. Hemen şu ilmeği. Evet arkadaşlar, ben örmeye devam ediyorum yeleğimi. Affedersiniz, yeleğimi diyorum, modelimi. İlmemin yerini değiştirdim arkadaşlar. Şu şekilde. Düz olarak örüyorum. Tekrar ters ve 1 2 3. Bunu şu sondaki ilmeğimizi bittiği için arkadaşlar, bunu ters yapmayacağız. Düze çevireceğiz bunu. Şu ilmeğimizi terse çevireceğiz ve 1 2 tane tersimiz var. 8 tane düzümüz var. 3 1 2 3 4 5 7 ve 8. Evet. 2 4 6 8 tane düzümüz var. 2 tane tersimiz var. Buradaki iki düzümüzü arkadaşlar çaprazlayacağız, birbirinin üzerinden atlatıp düz olarak ikisini de düz olarak öreceğiz. Bakın şu şekilde. Tekrar iki tane düz, 8 tane, 2 tane ters, 8 tane düz. Yorulunca insan kelimeleri de şaşırıyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, 2 tane ters ve buradaki, bakın, bir tersimiz bir düzümüz var. Buradaki tersle düzü yer değiştireceğim ve ikisini de düz olarak öreceğim burada.
Arkadan ilmelerimizi geldiği şekilde örüp bitireceğim. Evet arkadaşlar, yine ön yüzeyim. Bu ilmemizi terse çeviriyorum. Buradaki düzümüzü hemen sol tarafa doğru kaydırmaya başlıyorum. Bir, iki. Bu 8 olan ilmeği 2'ye düşüreceğim arkadaşlar. Her sırada bir bir ters alarak. Şimdi 8 olan ilmeğimiz 6'ya düşecek. 6 olacak arkadaşlar. Bir bu baştan, bir bu baştan. Bakın terse çeviriyorum. Evet. 2, 4, 6 tane düzüm. 1, 2 tane tersim. Ve bu ilmelerimi, evet, içeri alarak üçgenimizi genişletiyoruz arkadaşlar. Kenardaki ilmeleri içeri alıyoruz. 1, 2, düzüm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sondaki ilmem. Son iki ilmeği ters örüyorum. Şunu şekilde yer değiştirip diğer ilmeleri, üçünü de ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bunun üst kısmı şu şekilde arkadaşlar. Tamamlanırken diğer şuradan diğer yaprağın tabanı kuruluyor. Çapraz olarak gidiyor modelimiz. Evet arkadaşlar. Yine ön sıradayım. İlmelerimizi burada 8 ilme oluncaya kadar haroşa olarak, ters olarak öreceğiz. 1 2 1 2 3 4 4 tane düz oldu. Şu yandaki ilmeği terse çeviriyorum şimdi. 1 2 tane tersim oldu. Evet. 1 3 Bir tane daha içeri alacağım şimdi. Burada 4 tane. Bakın arkadaşlar. 2 4 tane tersimiz oldu. Tekrar 1 2 tane ters. 4 tane de düz oluyor ortada arkadaşlar. 3 4 Şu sondaki düzümüzü terse çeviriyoruz. Ve ilmemizin yerini değiştirip evet yine ön yüzdeyiz. Tekrar buradaki ilmelerimizi ters olarak örüyoruz. Ve yaprağımızı kapatıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bakın kaydırıyoruz. 1 2 şekilde 1 2 burada bir buradan bir buradan aldım. Ortada iki tane düzüm kaldı. 1 2 de ters yapıyorum arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 5 Bir de burada alacağım. Altı. İlmemi düz örüyorum. 2 tane ters. Tekrar 2 düz. 2 ters.
ters düzilmemi kaydırıyorum. Diğer ilmelerimi ters olarak örüyorum. Burada yarım yaprak oluşacak arkadaşlar. Şurada yarım yaprak oluşuyor. Evet arkadaşlar. Bu sıra yaprağımızın tabanını kuracağız. Burada bir tane ters ördüm. Şimdi buradaki ilmelerimizi düze çevireceğim. 1, 2, 3. Burada 3 tane düzüm oldu. Bir tane ters örüyorum. Hemen ilmemi düz ilmeye çıkartıp diğer ilmeyle yer değiştiriyorum. Evet. Bakın 2 tane tersim oldu. Tekrar burada 4 tane ters öreceğim. Yaprağın bu tepe kısmı arkadaşlar bitirmiş oluyorum. 2, 3, 4. Diğer kutucukta diğer yaprağın kök kısmını açıyorum şimdi arkadaşlar. Şurayı şimdi buraya kuruyorum. 2 tane ters ördüm, 4 tane düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bir tane ters. Hemen buradakini alıp tarafa geçiriyorum. Bir tane daha ters örüp ve burada 4 tane ters öreceğim arkadaşlar. Yaprağımı bitirdim. Tepe kısmını kapatıyorum. Evet. Yaprağım oluştu arkadaşlar. Bakın. Yaprağım bitti. Diğer yaprak açılıyor şimdi. Aynı şu alt kısımda ilk tabanı kurarken yaptığımız işlemlerin aynısı arkadaşlar. Başta da söylemiştim. Gerçekten çok kolay ve basit bir model. Evet arkadaşlar yine ön yüzeyim. Bakın burada 3 tane ilmemiz var. Bu 3'ün ikisini alıyorum. Bir tane ilmeği sol tarafa kaydırıyorum. Ve yer değiştiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. 1, 2 ilmelerimizin yine yerlerini değiştiriyorum. 3 oldu arkadaşlar. 2 tane tersim olacak. Hemen kaydırıyorum. Şuradaki yaptığımız işlemin, bakın şuradaki tabandaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Şu 4 ilmenin 2 düzün yerlerini değiştiriyorum. Soldaki düzü sağ tarafa geçiriyorum. Tekrar şişime takıyorum. Geriye kalan ilmelerimi bunun dördünü de düz ördüm. 1, 2, bir tane daha kaydıracağım. 3 tane tersim oluyor. 2 tane tersim var. Evet. 1, 2. Şimdi burada 2, 4 tane ilmem var. Bu ilmelerin yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Şekilde. Burada yarım bir yaprak oluşacak. Evet. Arkası ise bu şekilde arkadaşlar. Şu bir sırayı tekrar göstermek istiyorum Allah izin verirse. Şu dönüşü ve videomu bitirmek istiyorum arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, şimdi burada bakın sonda iki tane ilmem var. Bu iki ilmeği şu şekilde arkadan girerek ters ilmeyle yer değiştiriyorum. Şu şekilde diğer ilmelerimi düz olarak örüyorum. Yerlerini değiştirdiğim ilmeleri düz örüyorum. Burada iki tane ters, bir tane düz var. Bunun birini bir tarafa, birini bir tarafa alacağım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, iki tane tersim oldu. Buradaki iki düzü, iki terse yer değiştireceğim arkadaşlar. Bunu hemen sol şişime geçirdim. Tekrar ve düz olarak öreceğim. Şu iki tane düzüm var. Arkadan iki terse, aynı bu tarafı da değiştiriyorum arkadaşlar. İlmelerin yerlerini şu şekilde bükerek yer değiştiriyorum. Evet. Eliniz alışınca arkadaşlar gerçekten zevkli örülen bir model. Çok da hoş. Evet. Bir iki tane. Aynı şekilde şuradaki son ikiye birle yer değiştiriyorum. Burada başka ilmem olmadığı için. Evet. Diğer ilmem ise düz olarak örüp evet. Diğer sırada şu iki ilmeleri birbirine çaprazlayacağız arkadaşlar. Modelimizin kurulumu bu şekilde. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.